Duydun mu bir tanem? Meyve yer misin? Bak mandalina varmış. Sen çok seversin mandalinayı. Mert'in evi olsun. Okulda kalmasın. Derse girsin, önüne dönsün. Olacak bir tanem. Azra çok yakında çok güzel bir ev tutacak. Mert'in de orada çok güzel bir odası olacak. Konuştuklarımızı sakın unutma, olur mu? Eğer birisi sana Azra seni sevmiyor, Azra seni terk etti derse sakın inanma. Sumra Azra'ya kızıyor. Azra'yı istemiyor. Çünkü Sumru Azra'yı sevmiyor Mert. Bak, sen Sumru'ya anne diyorsun ama Sumru senin annen değil Mert. Bizim annemiz babamızın yanında, çok uzaklarda. O yüzden buraya gelemiyorlar. Ama bizi her şeyden çok seviyorlar. Azra Mert'ten hiçbir zaman ayrılmasını istiyorlar. Azra Hanım, Mert'in yatma vakti. Odasına götürmem gerek. Biraz daha kalsam. Mert gün boyu yoruldu biraz. Uyuyup dinlense iyi olur. Mert gidiyor. Evet, bak sen şimdi güzelce uyuyacaksın, tamam mı? Ve sakın korkma. Öğretmenlerini de üzme. Şimdi. Bu ne biliyor musun? Bu Azra'nın dünyası. Ve bu dünyada sadece Mert var. Tıpkı Mert'in evi gibi. Şimdi sen bana elini verir misin? Bu da Mert'in dünyası. İçinde evi, ailesi, Azra'sı var. Ellerimizi birbirimizin dünyasından hiç çekmeyeceğiz. Birbirimize böyle bağlıyız demek için çizdim. Mert'in evi gibi. Evet, Mert'in evi gibi. Hadi şimdi git öğretmenine güzelce dinlen. Ve sana söylediklerimi sakın unutma. Azra seni çok seviyor. Hadi gel Mert'ciğim, odana gidelim. Azra. Restorana gittim seni almaya. Babaanneme söz vermişsin.
Mert'i böyle görmeye dayanamıyorum. Çok canım acıyor. Konuşabildin mi peki? Konuştum. Konuştum, sakinleştirdim biraz. Ama yarın ona burada kalmayacağına dair söz verdim. Ne yapacağım bilmiyorum. Sonra bu tavırlarına ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum. Ama kendimi düşünmüyorum artık. Tek düşündüğüm Mert. Onu böyle mutsuz görmeye dayanamıyorum. Zuhur bir de utanmadan şirketinize girdi ya. Bir şey olmaz ondan. Şirkete de bir şey yapamaz, merak etme. Ama artık sana ve Mert'e yaptıklarından dolayı bir dur demek gerekiyor bu kadına. Yapılacak şey çok belli. Ben Sumru'yla savaşarak hiçbir şey elde edemem. Çünkü her seferinde daha çok bilinecek. Daha çok üstüme gelecek. Benim tek yapabileceğim şey sakin kalıp Mert'le vakit geçirmek. Artık kendi küçük dünyamı kurmam gerekiyor. Ve ne kadar uzun sürerse sürsün ikinci davayı da açmam lazım. Ama sen bu mücadeleyi verirken beni hep dışarıda tutacaksın. Benim buna gücüm yok Cenk. Neden anlamıyorsun? Tek başına mücadele etmek, sevgiye sırtını dönmek. Bütün bunların anlamı ne Azra? Sen kendini mi cezalandırıyorsun? Yoksa beni mi cezalandırıyorsun? Acı insanı bencilleştirebiliyormuş demek ki. Ben sadece kendi gerçeğime gömülüp kalmak istiyorum. Aşık olmak, sevmek, bağlanmak. Bunlar bana çok fazla geliyor Cem. Şu an bunları kaldıramam. Bu kadar gerçeğin içinde ben yalandan bir masalda prenses maskesi takamıyorum. Ne demek istiyorsun peki? Ben tek başıma hayal mi gördüm ya? Hayır. Hayır ama senin dünyan bana çok fazla geldi Cenk. Ben o dünyanın içinde kalamam. Kalamam. O yüzden sana mutsuz olduğumu söyledim. Öyle hissediyorum çünkü. Cenk. Sana babaannenin nasıl tanıştığımı anlatmamı ister misin? İstemiyorum. Hayatımıza nasıl girdiğine dair tek bir şey istemiyorum senden Azra. Çünkü biliyorum ki aramızdaki o gizemli, büyülü şeyi mahvetmek için bana gerçekleri anlatacaksın. Ama ben onları yıkmanı istemiyorum. Babaannem bekler. Gidelim.